Merhaba. Açık Öğretim Sistemi Davranış Bilimleri 2 ders kitabının 6. ünitesi olan kişilik konusu ile karşınızdayım. Program süresince kişilik gelişimini etkileyen faktörler ve kişilik değerlendirmesi başlıklarını ele alacağım. İnsan varlığının en temel eğilimlerinden bir tanesi diğer bireyleri değerlendirmek ve fikir edinmeye çalışmaktır bağlı konuşkan birisi. Ahmet tutarsız neşe ne istediğini bilmiyor gibi diğer bireylerin özellikleri hakkında genellemeler yaparak onların farklı olaylar karşısındaki tepkilerini ya da gelecekteki davranışlarını öngörmeye çalışırız. Fakat birbirimizi ancak zaman içerisinde, yaşantılar içerisinde gerçekten tanıyabiliriz. Kişilik farklı durumlar ve zamanlarda bireyin ayırt edici davranış düzenlerini etkileyen karmaşık ve psikolojik nitelikler bütünüdür. Bir diğer tanıma göre ise kişilik bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimidir. Kişilik bireyin kendisinden kaynaklanan tutarlı davranış kalıpları ve kişilik içi süreçler olarak tanımlanabilir. Burada kişiliğe ilişkin bazı özellikler olduğundan söz edebiliriz. Birincisi kişiliğin tutarlı olmasıdır. Bugün dışa dönük olan bir kişinin yarında dışa dönük olmasını bekleriz. İkinci özellik ise kişilik içi süreçle ilgilidir. Kişilik içe süreçler nasıl davranacağımızı ve hissedeceğimizi etkileyen ve içimizde gelişen bütün duygusal, güdüsel ve bilişsel süreçleri kapsar. Kişilik yapılaşmıştır. Kişiliği oluşturan özellikler birbirleriyle bağlantılı bir örüntü geliştirir. Üçüncüsü kişiliğimiz bizi diğer bireylerden ayırt eder. Kişilik kavramı tanımlanırken karakter ve mizaç gibi kavramlar birbirine karıştırılır ya da birbirinin yerine kullanılır. Bu kavramlar kişilikle ilgili olmakla birlikte kişilikten ve birbirinden farklı anlamlara sahiptirler. Şimdi bu kavramları açıklamaya çalışalım. Günlük konuşma dilinde birbirini yerine kullanılan kişilik ve karakter kavramları aslında farklı anlamlar taşımaktadır. Karakter bir insanın yaşadığı çevresine, başka insanlara, içinde yaşadığı topluma ve genellikle hayatın gereklerine karşı takındığı tavrı anlamamızı mümkün kılar. Karakter özellikleri kişilik bütününün önem kazanmak ve kendini kabul ettirmek için başvurduğu araçlar ve mekanizmalardır. Bunların kişilik bütünü içerisinde almış olduğu biçimler insanı belli bir yaşama tekniğine götürmektedir. Karakter doğuştan ya da kalıtımla geçen bir şey değildir. Onları özel bir beden yapısını yaşatabilmek amacıyla kazanılmış özellikler olarak görmek gerekir. Örneğin bir çocuk tembel dünyaya gelmemiştir. Tembeldir çünkü tembellik ona hayatı daha kolay bir hale getirecek en iyi araç olarak görünmekte. Aynı zamanda önemli bir kimse olduğu duygusunu sürdürebilmek imkanı da vermektedir. Alport mizacı bireyin kendine özgü duygusal doğaya sahip olma olgusu olarak tanımlar. Mizaç davranışsal eğilimlerdir. Bu eğilimler belirgin kişilik özelliklerine kıyasla daha geniştir. Mizaç yani genel davranış eğilimlerinin hangi belirgin kişilik özelliklerine dönüşeceği bu eğilimlerin bireyin yaşadığı çevreyle girdiği etkileşime göre değişir. Mizaçtaki bireysel farklılıklar genellikle yaşamın birinci yılında gözlenebilir ve kişinin yaşamı boyunca aynı şekilde kalır. Bir diğer ifadeyle karakterden farklı olarak mizacın genellikle kalıtımsal olduğu söylenebilir. Her birimizin biricik olmasına sağlayan şey nedir? Neden her birimizin kişilik özellikleri birbirinden farklıdır gibi sorulara verilen cevaplar birbirinden farklılaşmaktadır. Bu farklılığımızın özellikleri araştırılırken kişiliğin doğuştan mı yoksa çevresel etkenlerin bir sonucu olarak mı ortaya çıktığı sorusuna geniş yer verilmektedir. Bu sorunun tam ve kesin bir yanıtını vermek çok mümkün gözükmemektedir. Genel olarak kalıtım, yetenek ve ailenin bir diğer ifadeyle kalıtsal ve çevresel etkenlerin bir arada kişiliği etkilediği genel kabul görmektedir. İçgüdülerimiz kendimizi koruyabilmek ve türümüzün devamını sağlayabilmek için sürekli bir takım eylemleri tekrarlamamızı sağlar. Genetik olarak getirdiğimiz özellikler davranışlarımızın temel itici gücünü oluşturur. Ana rahmine düşüldüğü andan itibaren plazenta'nın konumu, annenin psikolojisi, fiziksel sağlığı gibi birçok etmen bebeğe etkiler. Doğumla birlikte meydana gelen bireysel farklılıklar onun çevresiyle etkileşimini de etkiler. Örneğin bebeğin sabahları uyandığında yüksek sesle ağlaması ve çığlıklar atması annesi gibi etrafındaki insanların da ruh halini etkiler. Bir diğer örnek bedeninde doğuştan eksiklik bulunan birey için verilebilir. Bu özelliği ileride onun daha mücadeleci bir kişilik özelliğine sahip olmasına neden olabilir. İnsanların yetenekleri aslında kişiliklerinin bir parçasıdır ve kişiliğin şekillenmesinde önemli bir etkendir. Yetenekler kişinin tanınmasını sağladığı gibi bireylerin yeteneklerini kullanabilecekleri davranışlara güdülenmesini de sağlar. Örneğin 5 yaşında müzeye başlayan fazla say günümüzde başarılarıyla dünyaca tanınan ve takdir toplayan bir sanatçıdır. Onun bu yeteneği kişilik özellikleri üzerinde etkili olmuştur. Kişiliğin biçimlenmesinde en önemli çevresel etken ailedir. Aile, özel davranışların kazanılmasında toplumsallaşma ortamının başat kaynağıdır. Toplumsallaşma, çocuğun ailesi ve sosyal grubu tarafından kabul edilen standartlara, adetlere, beklentilere göre davranış örüntülerini geliştirme sürecidir. Sevgi ve ilgiyle anne babalar çocuğun kendilik değerini yükseltirler ve kendine güvenmesini sağlarlar. Aile ayrıca toplumsal cinsiyet rollerinin öğrenildiği yerdir. Aile ile birlikte arkadaşlar, öğretmenler ya da diğer kurum ya da gruplar bireyin kişiliği üzerinde etkilidir. Gazete, radyo, televizyon gibi araçların yanında günümüzde tartışmasız en etkili olan faktörlerin başında teknoloji ya da internetin geldiğini söyleyebiliriz. Sosyal etkileşimin yerini sanal etkileşimin almasının olası negatif etkilerini maalesef gözlemlemeye başladık. Yalnızlaşma, sosyal zeka eksikliği, sapkın davranışlar geliştirme gibi negatif özellikler sanal etkileşimin artmasıyla hızla yayılmaya devam edecektir. Bu nedenle ailelerin bu konuda dikkatli olması, çocuklarıyla yeteri kadar zaman geçirmesi önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkabilmektedir. Alanında uzman psikologlar tarafından kişilik özelliklerinin ölçülmesi yapılabilir, geçerli ve güvenilir testler kullanıldığı ölçüde bireylerin kişiliğini değerlendirmek mümkündür. Nesnel ya da objektif testler puanlaması ve uygulaması kolay testlerdir. İyi tanımlanmış kuralları sayesinde tek bir özellik için tek bir puan ya da farklı özellikler için bir dizi puanlama yapılabilir kişilik envanterleri bireylerin kendi düşünceleri, duyguları ya da davranışları ile ilgili soruları cevaplandırdıkları nesnel bir testtir. Nesnel testlerde bireylerin önceden belirlenmiş ifadelere evet, hayır gibi önceden belirlenmiş cevaplar vermeleri söz konusuyken, projektif testlerde önceden belirlenmiş cevaplar yoktur. Soyut resimler, tamamlanmamış resimler yoluyla katılımcıların kişiliklerini anlatacakları hikayelere yansıtacakları varsayılır. En yaygın olanı Roşak ve tematik algı testidir. 1921 yılında İsviçreli psikiyatrist Herman Roşak tarafından geliştirilen Roşak testinde simetrik mürekkep lekeleri gösterilen katılımcılardan gördükleri resimleri neye benzettikleri sorulur. Doğru ya da yanlış cevaplarının olmadığı bu teste katılımcıların kullandıkları kelimeler, kartı, tutuş şekilleri, ne kadar sürede cevap verdikleri, her bir mürekkep lekesine ayırdıkları zaman gibi çeşitli durumları kayıt edilir. Daha sonra sorgulama denilen kısımda katılımcılara önceki cevapları hatırlatılır ve bu cevaplar üzerinde düşünmeleri istedir. 1938 yılında Henry Morey tarafından geliştirilen tematik algı testinde katılımcılara belirsiz sahnelerin resimleri gösterilir ve bu görüntülerdeki insanların ne düşündükleri, ne yaptıkları sorulur. Bu programda Açık Öğretim Sistemi Davranış Bilimleri 2 ders kitabının 6. ünitesi kişilik konusu bağlamında kişilik gelişimini etkileyen faktörler, kişilik değerlendirmesi başlıklarına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.